Selamünaleyküm arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, değerli dostlarım, değerli analarım, bacılarım, kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz evime. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah iyilik versin. Allah'ım, kurban olduğum Allah'ım, sağlık olduğum müddetçe her şey oluyor, yoluna giriyor. Ondan sonra bana diyeceksiniz ki bugün ne yapıyorsun Melek abla diyeceksiniz. Ben bugün mantar yapacağım. Mantar aldım arkadaşlar. Fındık kirmidi deriz biz. Mantar dediğime bakmayın. Fındık kirmidi. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Bunu görünce dayanamadım. Şu şekil ufaklı ufaklı. O kadar güzel ki. Dedim arkadaşlarımla beraber yapayım. Of. Mis gibi. Ne güzel koktu. Çok güzel. Kokmuş daha çok güzel. Ufacık, taze. Ufacık. Şöyle. Çöplerin de aynı paketin içine şuraya alayım. Soğanlarımı da böyle soydum, yıkadım. Hazırladım arkadaşlar buraya. Ondan sonra. Tabii ki bunun ben hepsini bir kavurmaya kavurmayacağım. Burada çok var. 2 kilo aldım ben bunu. Ondan sonra sizlerin karşısında böyle temizlemek istedim bunu. Bu şekil. Ama bunu toplaması arkadaşlar o kadar zevkli oluyor ki. O kadar böyle var ya. İnsan bunları görüyor sanki bir hazine görmüş gibi oluyor bahçenin içinde. Tabii ben bunu parayla aldım. Bizim burada olmuyor. Bunlar böyle işte çaylalan diyorlar. Yüksek yani yaylaya yakın. Buralarda çok oluyor. Dedim bugün satıyorlardı baktım. Dedim ben bunu alacağım. Şunu diyor ki Melek diyor al diyor. Çok al diyor. Dedim bu bize yeter şunu. Bunu tuzlayıp da bırakıyorlar arkadaşlar. Ben tuzlamasını çok sevmiyorum ama bunu. Biraz böyle ekşimsek bir tat oluyor tuzlusunda. Ama böyle daha taze yine alıp yiyince daha güzel oluyor tabii ki. Beni bunun yavrum da çok severdi. Oğlum da çok seviyordu bunu ama bu varken yoktu. Yok olmadı işte. Nasip değilmiş demek ki. Ama yine dolaba paşetle tuzlamayacağım da. Paşetle dolaba bırakacağım yine. Onlara bir tadımlık götüreceğim buradan çocuklarıma. Kızlarını da çok seviyor tabii ki. Ondan sonra böyle sizlerle hem temizleyeyim hem muhabbet edeyim dedim. Sizler ne pişiriyorsunuz arkadaşlar? Sizler de biliyor musunuz bunu yani? İlle ki bilen Karadeniz'de olanlar bilir bunu. Bizim Karadeniz'imizin bu yani yanında bunu kavur. Yanında hiç et falan hiç kalır yani. Bize öyle lezzetli geliyor. Bilen arkadaşlar bilir zaten. Geçen de misafir geldiğinde bize işte Leman'ım geldiğinde o da dedi hatta yapıp dedi götüreceğim giderken Melek abla eşime götüreceğim demişti. Ona da almıştık beraber yine. Onlar da çok seviyorlar. Şu güzelliğe bakar mısın arkadaşlar? Böyle. Sanki böyle şey Kazak kopçası gibi. Biz kopça deriz düğme. Çok güzel ama. Ben de gideceğim bunu toplamaya. Çok varmış bu sene. İşte Çaylalan'da. Bugün sordum dayı dedim. Nereden topluyorsunuz bunu dedim. Kızım dedi ben toplamaya gitmiyorum dedi. Ben de köyde hani toplayanlar satarmış. O da alıyor. Tabii o da pazara getiriyor. Karını alıyor. Emek var sonuçta her şeyde. O da emeğinin karşılığını alıyor. Adamcağız saatlerce bekliyor kenarda orada kaldırımın kenarında. Bunu satacağım diye. Ama çok güzel arkadaşlar gerçekten. Şöyle. Oh. Yağmurla da çok yağdı ya. Ondan herhalde çok varmış bu sene. Bizim buralarda olmuyor. Neden olmuyor? Şimdi tırpan vuruyorlar ya fındıkların dibine hani kökten kazıyor otu. Ondan olmuyormuş. Bir tane abi biz alırken o da aldı işte bir tane böyle. Tanımıyorum tabii ki. Orada konuştuk. Dedi kızım diyor hani diyor tırpan diyor vuruyor ki diyor. O diyor bizim diyor, her şeyimizi kaybetti bu tırpan diyor. O olmasa da diyor işimizi yapamıyoruz diyor. İşte öyle muhabbet ettik bugün. O işte abi de aldı. 2 kilo da o aldı. 2 kilo ben aldım derken o amcanın da bayağı azaldıydı orada. 2-3 paşet kalmıştı satılacak. Sabahtan beri çok sattım kızım diye bunu diye. Sizlere de anlatmak istemişti böyle arkadaşlar ya. Ama bu harika oluyor. Şimdi Şükrü'ye dedim Şükrü. Bunu dedim taze giyelim ben hem temizlerim dedim. Hem de dedim yapıp biraz dedim yapıp yiyelim. Karnımız da acıktı.
Yanında da bir demlik çay yaparız şimdi bunu. Olur mu şurada? Olur. Ben daha sobayı yakacağım. Samavarı yakacağım. Samavar mı yakacaksın? Tabii ya, yakacağım Tamam şimdi. yak. Vallahi güzel olur ha. Yakacağım daha, dur. Güzel olur, güzel olur. Yak, ben de bunu temizleyeyim. Bu topraklı tozlu gözüküyor mu arkadaşlar? Köyün tozuna toprağına kurban olayım. Gerçekten tozlu toprağı da tatlı. Ama iki yıkamaya hiçbir şey kalmıyor. İki su yıka, üçüncü suda da durula. Hiçbir şey kalmıyor. Toz toprak üstünde hiçbir şey, yaprak kalmıyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Bayağı temizledim ben şurayı. Valla ben şu çayımı ayarlayayım şöyle de. Ne yapacağım? Çay demeyeceğim. Tamam. Şey, Tamam. sulu Semaveri. boyla. Semaveri yakacağım. Semaveri şey yakacağım şimdi. Şükrü hiç erinmez arkadaşlar. Hiç üşenmez. Beni yapsın diye beklemez. Asla. Ben bir şey yaparsam mesela yemek yapacağım değil mi? Hemen ateşimi yakar. Böyle odunumu getirir. Allah razı olsun. Suyumuz da şeyden, dağda. Göz suyu sen Dolap, böyle. göz suyu. Bizim şebeke suyumuz yoksa evimizde. Depodan da hani depomuz var evimizde ama depoda kullanmıyoruz böyle çaylara, yemeklere filan. Ayrı suyumuz var onlar için. Kaplarımız bittiğinde gidip dolduruyoruz. Ben bunu yakıyorum. Yak yak. Yak. Şöyle bir kaynasın Allah'ın Sen de izniyle. semaveri tüttür bakalım hadi. Hadi otur. Sobayı da tutuşturacak mısın Şükrü? Onu da tutuşturayım mı? Tutuşsana da ben de hemen orada daha güzel olur. Ateşte tatlı olur. Tamam. Lezzetli olur. Tutuşlandı mı? Yanıyor. Tertemiz oluyor arkadaşlar. Sobayı yakın böyle ya. Tamam yak yak. Tutuşla sorularımız. Bu da yansın yavaş yavaş. Dağlarda bir de acı mantar oluyor arkadaşlar. Eşim onu yemiyor. Ben de onu da seviyorum ama böyle tuzlamasını ben değil. İlk topladığım an böyle taze yine yapıp yiyeceğim onu bir kere. İkinciye yemem daha. Onu da ben öyle seviyorum ama bunu her öğün yerim yani. Bu her şeyi döver. Bizim bu hemen evimiz yanındaki bahçede çok oluyordu. Bir sene var ya, böyle akşam topluyorduk, sabah yarın gidiyor, akşam üzeri yine aynı böyle bir kavurum bir kavurum. Hep buluyorduk. Olmuyor daha, 3 senede hiç olmadı. Makine ot makinesi oluyor ama Ot ot makinesinden oluyormuş o da. makinesi bunları yok Evet. diyor. Yandı mı Şükrü? Evet yandı. Şükrü elinden kaçmaz. Kaçmaz. Niye kalmadık ya? Bugün de buralar çok sıcak arkadaşlar. Çok felaket.
Valla toplayanların ellerine sağlık. Tek tek tek. Otların içinde ne güzel toplamışlar bunları. Değil mi? Valla. Öyle değil mi ama şu an? Doğru söylüyorum. Buna ne kadar eziyet oluyor. Bir tane görüyorsun, koşuyorsun onun peşinden. Seviniyorsun yani. Seviniyorsun bir de buldum diye. Aha gördüm diye. Telle, eski tel vardır bizde. İple, yani kullanmadığımız iple. Onları da bir yere böyle çapayalım. Ev yanına gelince bir yere çapalım. Soba tutuşturmak için. Tamam. Tamam mı? Böyle zorlanıyoruz bayağı. İri odunlar hemen tutuşmuyor. Semaveri yaktın. Allah yanıyor. Soba da yanıyor. Sobayı da yaktık. Evet. Allah izin verirse bu iş burada devam edecek. İnşallah. Allah izin verirse. Ben mantarlarımı bir su yıkadım arkadaşlar. Tabii ki ot oluyor. Ne kadar da seçersen. Otun içine toplandı bu. Bir su yıkadı. Görüyor musunuz? Daha da güzel oldu. Düğme gibiler. Aynı düğme gibi. Kopça gibi. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bu biraz burada beklesin. Bu suyun içinde bir su yıkadım. Bu ikinci suyu. Bir su daha yıkayacağım. Gerekirse bir su daha yıkarım. Suyumuz var Allah'a çok şükür. Şimdi soğanlarımı da yıkayıp buraya hazırlamıştım. Soğanlarımı doğrayacağım arkadaşlar. Şöyle elimde doğrayacağım. Şu şekil. Mantarları da kırmayacağım ya. İçinde soğanlar da azıcık şöyle şey olsun. İri olsun. Bir şey olmaz. Çok. Özellikle... Heh. Çok lezzetli olur bu ya. Valla. Evet. Bu fındık mantarı süper. Semaverimizi de yaktı Şükrü. Menevşe Hanım soğanları... Biraz iri doğruyorum ama bilerek. Yani. Böyle. Ben elimde çok böyle soğan falan... Arkadaşlar sinir sıkışması olduğu için... Eklemlerimde, kemiklerimde ağır oluyor benim. Çok böyle elimde hani böyle avuçlayıp doğrayamıyorum yani. Ondan bile soğanları gördüm. Tahtamı da getirmedim. Tahtanın üstünde doğrayayım. Yine de işimi yapıyorum. Allah'ıma çok şükür olsun. Rabbime binlerce şükür olsun. Ben 2 sene böyle soğan, patates hiç soyamadım elimde. O zaman Sunay benim üst katta oturuyordu. 2 telli'de. Evini almadan önce. Sunay'a hani işten gelince böyle hani kızlar evde olmayacak. Sunay'a da çok hazırlatmışlığım vardı böyle soğanımı falan. Bunu da koyayım ateşime. Böyle. Oh. Ateşe bakar mısınız arkadaşlar? Tavamın altı kara falan da değil ama. Olsun tellerim altını da. Kullanacağım buraya. Öyle. Yağsını koyayım ben. Şimdi biraz da yağsını koyayım. Bu burada kavrulur. Bakın ben de mantarlarımı halledeceğim. Çok da yağlı olmasın. Yağya da ihtiyacımız yok. Havalar ısıcak saatte. Fasulyede, çiçeklerde. Evet arkadaşlar. Mantarlarımı güzelce yıkadım. Mis gibi. Soğanım da orada kavruluyor. Bu düşme. Niye düşün? Ben seni tek tek yıkadım, seçtim, pahladım. Sen niye düşün aşağıya? Ne? Şekilde istersen yağa da atacağım bunu. Sonra
Canım kavrulan bunu da suyu süzülsün. Hiçbir yerinden atmayıp yemiyorum valla. Onların kavrulu güzelce. Şöyle. Mantarlarını atacağım. Çok soğanlarımı böyle yapmayacağım yani. Hiç mantarlarımı suyunu falan sıkmayacağım arkadaşlar. Bu şekil. Şimdi onu hiç kırıp ezmedim, incitmedim. Böyle. Oh. Orada. Tam 4 su yıkadım bunu arkadaşlar. Bol su da hem de. Hop düştüm ya. Arkadaşlar mantarım biraz sulandı ama o şimdi suyunu çekecek. Böyle sulandı yine. Hop. Hop. Ben sonra bunu az da tereyağı attım arkadaşlar. İçine. Çok da katmadım, az böyle lezzet versin diye. Biraz pişsin. Bilerek kırmadım mantarlarımı da. Dedim kırmadan pişireyim. Niye kırılsınlar? Böyle yumuşamaya da başladılar. Evet arkadaşlar. Mantarım oldu. Hem de çok güzel oldu. Ben şimdi buna ne katacağım? Tuzunu bilen her şeyini kattım ben bunu. Baharat kullanmıyoruz tabii. Başka bir sebze de kullanmadım. Sadece soğan var. Biz böyle gördük yani. Rahmetli anacığım da böyle yapardı. Aynı. Aynısı yapardı. Böyle küçüklere hiç ezmezdi. Büyük olursa ezerdi içinde. Ben bunu şimdi açacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim onu da. Bayat ekmeğim vardı. Yani katarız. Normalde katarız. Ekmekli yaparız biz bunu. Bayat ekmeğimi katacağım içine. Ufaladım onu da. Elimde. Son işlemi yani bu. Fındık kirmidi. Kimisi bazısı tırmıt der. Biz kirmit diyoruz. Fındık kirmidi. Azıcık da ekmeğine karıştır yine bunu. Hadi gel Şükrü. Geliyorum. Mantarımız kavurdu. Şükrü de çayı yaptı. Beraber yine el birliğiyle. Rabbime şükürler olsun. Allah'ım da yemeğe nasıl gidelim sana şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Dolaptan da soğuk yine üzüm yıkadım arkadaşlar. Turşu da kavurdum pazı bacağı. Pazı turşusu da kavurdum. Dedim az yine kavurayım, canım çekti. İlk önce bundan alacağım ama şunu. Bunu çok canım çekti bugün. Valla merak ben ilk önce mantar yiyeceğim. Hı. Tam çay yeme. Şunu dedim tabaklara koyacağım ayrı ayrı dedim. Yok dedi tavada yiyeceğim ben dedi. Tamam dedim ben de. Güzel sağ ol Melek Hanım. Afiyet çok olsun. Olmuş mu? Tuzu falan yiyorsun. Çok güzel. Vallahi böyle bir lezzet yok. Çok güzel ya. Harika. Biraz kayna. Ama çok güzel. Doğal işte arkadaşlar. Gerçekten bahçede, otun içinde. Toplayanlardan da Allah razı olsun. Paramdan aldım ama satandan da Allah razı olsun. Bu lezzeti tattığımız için. Bizim buralarda yok. Olmuyor.
yemesi daha tatlı değil mi? Arkadaşlar gerçekten orada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama görüntüsü, lezzeti bir başka. Yorumlara da yazı tabii ki siz tatmadınız. Yiyen arkadaşlar bilir bunun tadını. Ama o kadar lezzetli oluyor ki. Kokusu. Yorumlara da yazarsa sevinirim arkadaşlar. Turşuyu da ekmeksiz yemiyorum arkadaşlar. Ekmek ille olacak turşunun yanında. Ne oldu şurada? Mantar sesini kesti. O kadar lezzetli olacak olur mu? Alalım da biraz da dolaba da koyayım ben. Tuzlaması değil de dolaba hani bunu azıcık haşlayacağım ama koyarsam. Evet. O zaman güzel oluyor. Çocuklarla falan kışın dolaşmaya gittiğimde onlara da götüreyim çocuklarla. Aydan da yudumlasana tadını o zaman bak. Mantar var çay ne ya? Bu kadar lezzetli. Bana koy. Şunu bana da verebilir misin? Veririm. Yakan suyum burada. Sen o sucuk burada. Ben şurada burada. Mantara devam. İyi. Şurada bunu çok seviyorum arkadaşlar, bu mantarı. Başında da bahsettim videonun. Biz yemeğimizi yemeye devam edelim. Çayımızı içmeye, yemeğimizi yemeye. Sizlere Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Sesimin gittiği her yere selam olsun arkadaşlar. Almanya, Amerika, İngiltere, Fransa, Hollanda, Kıbrıs. Kıbrıs'ta bir tane uzman çavuş yavrum var. Hep bana yazıyor canlı yayınlarda. Ona da buradan selam olsun, kucakta olsun. Tüm askerlerimize selam olsun. Allah'ım yardımcılar olsun. Allah'ım onların ayağına taş kök değdirmesin yarabbim. Tüm askerlerimizi de öpüyorum buradan arkadaşlar. Sesimin gittiği her yere, Türkiye'ye, Aycan Baycan'a her yere selam olsun, kucakta olsun. Allah'a ısmarladık. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.